Selamlar arkadaşlar. Bu videoda LoL'e en son gelmiş olan Meka Krallıkları küresinden 30 tanesinin açılışını yapacağız. Aynı zamanda da kanala bir süredir video gelmiyordu. İşte canlı yayınları açıyor musun, nereden açıyorsun gibi gelen sorular hakkında biraz konuşmak istiyorum. Kanala bir süredir video atamıyorum çünkü genelde İsmet'le çekiyorduk biliyorsunuz diyorları. İsmet okulu vardı. İşte okul tatile girdi falan. Çok fazla LoL oynamıyor. Ben ara sezonda birazcık LoL'den soğudum açıkçası. Böyle motivasyonumu kaybettim yani. Onu şimdi biraz daha böyle yakalamaya çalıştım. Facebook yayınlarına falan devam ettim. İsmet'le de konuştuk. Yani çekeceğiz artık video. Hatta şu anda bir tane seri var aklımda. Daha önce 7 kere rehber serisi yapmıştık biliyorsunuz. Bir site açmıştım. Şimdi sezon 10'a özel öğretici AD carry içerikleri. Şu an hangi AD carry, hangi matchuplarda güçlü? Direkt tek tek bütün AD carry'leri A'dan Z'ye tekrar oynayacağız öğretici bir şekilde. Matchuplar hakkında konuşacağız. Meta'nın güçlü pickleri. İsmet de bu videoları çekmeyi düşünüyorum. Muhtemelen Plateau'da falan çekeriz. Challenger Elo'da da çekerim. Bu arada Challenger oldum TR'de. Facebook yayınlarında kastık bu hesabı. 360 puanız şu an. Facebook yayınlarında akşam 10-11 saatlerinde açıyorum. Yayınları da takip ederseniz böyle yüksek elo solo queue maçlarını da izleyebilirsiniz. Şu an bu hesabı böyle 500 puan civarına atıp sonrasında West'e geçip West'e kasmayı düşünüyorum yayınlarda. 500 puan civarlarına sabitledikten sonra bu hesabı. Yayınları da dediğim gibi akşam saatlerinde açıyorum. Şöyle göstereyim hatta bütün videoların açıklama kısmında bulabilirsiniz kanalı. facebook.com/ankylol takip ederseniz herhangi bir yayının sohbetine ünlem notify yazarak yayın bildirimlerini de açabilirsiniz. Yayınlara da hepinizi bekliyorum. Dediğim gibi bundan sonra daha sık video atmaya çalışacağım. Çok aksattım biliyorum. Ama hani şeyi de düşünmeyin, rahatlıktan falan değil yani. Video atmadığım zaman benim de herhangi bir gelirim olmuyor YouTube'dan. Çok benim için de iyi bir durum değil yani aslında. Ama dediğim gibi işte o oyundan biraz sıkılma durumu, motivasyon kaybetme olayı falan, hayatta yaşanan başka şeylerden dolayı böyle gerçekleşti. Bundan sonra İsmet'le de konuştuk. Daha sık video çekeceğiz. İsmet de bayağı sıkılmış oyundan. Onu da birazcık böyle harlamak lazım. O yüzden videolar gelecek. O zaman dediğim içeriği yaparız İsmet'te. Şimdi biz RP'mizi alalım abi game satıştan. RP'lere de 2 Mart tarihinde zam geliyormuş. 2 Mart mıydı, 1 Mart mıydı öyle bir haber okudum. Bilginiz olsun, biraz zam geliyor RP'lere. Yani RP almayı düşünüyorsanız o tarihe kadar almanızı tavsiye ederim. Game satıştan RP satın alıp yorum yapan arkadaşları da görüyorum. Onlara da çok teşekkür ederim desteklemek için, buradan aldıkları için. Şu anda RP'lerde %5 indirim var game satışta da. Normalde %10 falan oluyor yani, duruma göre değişiyor. O yüzden RP almadan önce de açıklama kısmındaki linkten gamesatish.com/ankylol adresinden bir bakmanızı tavsiye ederim buradaki RP fiyatlarına. Direkt LoL'ün istemlisi üzerinden almak yerine buradan alırsanız daha indirimli oluyor. Şimdi biz bir tane 6450, bir tane de şey alacağız abi. 1780 RP alacağız. 7500 RP ile şeyi açacağız. Kopyala diyelim. 30 tane küre açacağız. Şunu bir yükleyelim hemen. Bir yandan da 1780'i alalım. RP satın al. Öyle tak diye geliyor zaten kod aldığınızda. Şuradan Riot Bin ve kodlar. Buraya bunu girelim. Bunu da kopyala diyelim. Mağazaya dön. RP satın al. Tak. Tamam, RP'mizi yükledik. Hemen kutumuzu alalım. Prestij seneyi de alabileceğim sanırım bu şeyle beraber. 30 tane Meka Krallıkları küresi. Hatta kalan RP ile de şundan alalım. Kaç tane alabiliyoruz? 3 tane mi? 2. Toplam 33 tane falan kutu olmuş oluyor galiba. Tamam, kutularımızı aldık. Direkt tak tak diye açalım. Bu arada Uğur'la konuştuk, Panky ile. Onunla da video çekeceğim bugün. Muhtemelen yarın atarız onu da. Yarın ya da öbür gün. KFC ile görüşmüştük video için. Onunla da bir denk gelip çekemedik ama en yakın zamanda onunla da video çekeceğiz. Yani videolar gelecek artık. Ben de çok hoşnut değilim video gelmemesi durumundan. Ben de özledim yani içerik üretmeyi, video çekmeyi, sizlerle etkileşim halinde olmayı. Ama dediğim gibi yayınlara devam ediyorum. Video çekmesem de bu ara, çekemesem de çok fazla. Yayınlarda daha böyle çil şekilde solo queue oynuyoruz. O yüzden Facebook yayınlarına da bekliyorum hepinizi.
Yayınların bildirimini de hem dediğim gibi Notify yazarak alabilirsiniz, hem Discord'a katılıp Discord'dan alabilirsiniz. Discord linki var açıklama kısmında ya da beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram'da yayın açtığım zaman story atıyorum. O şekilde de yayınların takibini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi açalım abi ilk küremizi. Gölge Evelin. Biraz hızlı hızlı açacağım. Biraz fazla konuştum. Çok da sıkılmayın. Muhabbet kuşuza ya. Ya bu zaten çıkmasından çok birleştirme olayı daha önemli bizim için. Ama güzel kostümler çıkıyor bu arada, pahalı. Süper Timo. Ya, açalım. Cicikidi. Kapalı kostüm bu. Güzel. Oo güzel. Tu çıkart. Bu çantadan ne çıkıyormuş ya? Bir adet kostüm. Ha bir dakika. 3 tane mi kostüm çıkıyor bundan? Sanırım öyle. Güzel. Özel şansı. Ha, özel şansı farklı, büyük ödül farklı. Anladım. Tamam. Neyse, şeyleri, çantaları en son açarız. Bir tane daha özel şans çıkarttık. Güzel. Genelde pahalı kostümler çıkıyor. Devam edelim. Kara Crystallize. Bu arada şu Senna'yı da açalım hemen. 100 prestij puanı alalım buradan. Senna şu an support'ta bayağı güçlü. AD carry Senna nerflendi. AD carry'de de güçlüydü. Yayınlarda bayağı oynuyorduk. Şu an AD carry'de o kadar... Bir dakika, ben ne açtım? Bunu açtım. Niye gelmedi prestij puanım? Ha tamam, gelmiş. Şu turu demeyi Senna'yı açalım hemen. AD carry'de şu an o kadar güçlü olmasa da support'ta bayağı güçlü. Oynamanızı tavsiye ederim. Hatta oyun taşıma ihtimaliniz bile olabiliyor. Güzel pozisyon alıp güzel oynarsanız. Bayağı çanta çıkarttık. Oh büyük ödül. Oy oy oy. Neymiş bu ya böyle? Potanın kralı hayvan bir kere daha çıkmıştı. Kemik pençe hayvan ha. Memur Trundle cevher. Tamam, şu cevheri kırarız sonra. Dursun o da. Karmerdinger. Özel şans. Özel şans. Uğurdacı Trundle. Büyük ödül. Güzel. Ne oldu böyle ya? 33 tane açıyorduk. 8 tane çanta birikti. Bir tane daha özel şans. Ben de hayvanı müdür. Bir tane daha. Oo güzel güzel. Şanslıyız ha. Devam. Gönül avcısı Vayne. Hızlı hızlı açalım. Arcade Caitlyn. Işıkıran Gragas. Yıldız Muhafızı Soraka. Büyük ödül. Origami Nunu ve Vilam. Cevar. Uy. SSC Nar. İki kedi. Tamam. Şu iki cevheri şey yapalım. Usta işi sandığa çevirelim. Bir tane daha yapalım hemen. Okey. Hemen şimdi bunları ikisini aynı anda açacağım. Tak. Turuncuz. Çok sağ ol ya. Şimdi çantalara geçelim abi. Önce bunları açıyorum. Jeton düşmanı Kiyan'ı. Güzel. Hele ooo. Çok iyi. Tamam. Aa, bir de kalıcı olarak mı veriyor bunları? Ooo. Çok iyi lan direkt. Tamam çok iyi. Devam. Kozmik gün rakan. Ruh. Bu vardı bende ama ya. Neyse. Bayağı öz verir. Güzel. Kalıcı olarak verdi. Şimdi bakayım. Of 1600 öz veriyor. Çok iyi çok iyi. Fena şanslıyız ha. Katladık. Devam. Pulsefire Thresh. O da varmış bizde. Muhabbet Kuşu Rakan. O da The Vayne. Ha sadece şeyleri mi? Ha kalıcı ihtişamlı. İhtişamlıları sadece kalıcı olarak veriyormuş. Anladım. Okey. Devam. Direnişçi. Pulsefire Vayne mi dedim ben az önce? Koda The Vayne. Pulsefire Vayne diye bir kostüm yok ki. Tamam. Büyük ödülü açalım. Mecha Krallıkları Draven, Eski Etijin, Geleneksel Trundle. Bunlara devam edelim. Mecha Rengar. O da Irelia. O da güzel kostüm bu arada. 4 tane çıktı. Ne çıktı? Cevher mi? Evet güzel. Bir tane daha açalım. Gözü Pek, Kozmik Gün, Yıldız Muhafızı Lux. Hemen şu cevheri de kıralım. Sonra birleştirmelere geçelim abi. Tamam. Aç bunu. Kanla, İlis, Cevher. Cevher içinden Cevher çıkıyor ya. Neymiş bu açılım böyle? Devam. Aç bunu da. 200 sembolü de harcayacağım. Sinek papazım orada. Şuradan da bir tane küre var bize. Alamıyoruz mu küre? Alabiliyoruz. Tamam. Aç bunu da.
Ver babacığım. Havuz partisi Zoe. Şurayı değere göre sıralayalım. Şimdi ucuzlardan başlayalım abi birleştirmeye. İki tane eş koy. Bir tane şayvana. Ver bakalım ne veriyorsun. Pijamalı muhafız Soraka. Yani. Devam. Bu var bizde. Bu yokmuş da orada oynamıyorum. Salla gitsin bunları da. Turuncu Öz, Tatlıcı Deluxe. Memur Trundle, Hurdacı Trundle, Fıçıkıran Gragas. Bunları da koyduk. Günahkar Leve. Çok güzel bir kostüm değil. Yeraltı Avcısı var bizde. Bu da var. Gönder. Ben de olanları direkt yeniden isteyeceğim. Kumların Muhafızı Ryze. Bu güzel kostüm. Bu güzel oldu. Bazen oynuyorum Tap'ta Ryze. Maokai de varmış. Bunlar da var. Gönder bunları da. Mecha Krallıkları Garen. Bu prestij yeni kostüm. Prestiji de vardı bunun galiba. İyi. Garen oynamıyorum ama olsun. Ha bu arada Emir'le de video çekeceğiz. Garen Emir'le. Aranızda tanıyanlar illaki vardır. Onunla da bir ara bir bot lane videosu çekeceğiz. Garen Yumi yaparız onunla muhtemelen. Yayınlarda falan da oluyorduk geçen sezonun sonunda. Sezon sonunda beraber kasıyorduk. Yine video çekeriz onunla da. Buradan da ona selam olsun. Garen'i çıkarttık. İyi 1820'lik çıktı. Heimer çok oynadığım bir şampiyon değil ama Katerina'nın bu kostümü güzel. Birini açacağım bunun. Hem de kapalı kostüm bulunmuş olsun. Güzel Zinx kostümü çıkarttık. Bunu açalım ya. Geliştir diyelim şöyle. Dizi kedi Katerina'yı açalım. Tamam. Zebani Dayana, Yıldız Muhafızı, Soraka. Soraka kostümü çıkarttık zaten. Bunu yeniden işte. Gerek yok bir tane daha. Soraka kostümüne. Soraka'yı nerede oynayacağız yani? Uf, KDA kayısı güzel. Yokmuş bende bu. Prestiji vardı bende bunun. Uzay serüveni Malphite. Süper Galaxy enimiz yokmuş. Nar var. Jin de var. Bunları gönderelim. Önce bizde olanları bir gönderelim. Sonra düşünürüz. Omega Team'i Fizz. Güzel. Jarvan var. Thresh yok. Bundan iki tane var. Birini gönderebiliriz. Zaya'ya da gönder. Geleneksel Trandus. Kostüme bak. Rakan'ı verelim. Rengar'ı verelim. Draven'ı açarız. Draven'da bu kostümümüz yok. Bunu varmış. Bunu da verebiliriz. Yüz Turuncuoz. Kar Tavşanı. Nidalee. Irelia varmış. Vayda varmış. Bunları da gönderelim. Qiyana kostümü açabiliriz. Qiyana'da gerçi Prestij kostüm var ama. Evet ya Qiyana'yı açmaya gerek yok. Prestij Qiyana'yı açmıştık zaten. Onun dışında arka etiketlem bizde var. Vayne de var. 1820'ymiş aslında. Bunları ayrıştırabiliriz ya. Bakayım burada daha açmayacağım. Ivern kostümü açmaya gerek yok. Gönder Ivern'ı. Beş mucizesi karma. Şimdi buradan Thresh'i açalım. Thresh sevdiğim bir şampiyon. Oynarım. Thresh'i bir açalım. Vahşi Batıl Thresh varken bu kostümle oynar mıyım bilmiyorum gerçi ama. Nunu'yu salla. Nunu'yla işimiz yok. Draven'ı açarız. Vay. Güzeldir bu kostüm muhtemelen ama açmayacağım. Çok oynadığım Annie de öyle aynı şekilde oynadığım şampiyonlar değil. O yüzden bunlara da gönderdim. Skarner geleceğine onları açsaymışız keşke. Draven'ı açalım. Mecha Krallıkları Draven. Fena değildir bu kostüm muhtemelen. Oyun içinde pek görmedim. Yeni olması lazım. Çok eski değil diye biliyorum o kostümü. 3-6 tane kalmış. Bunları da direkt yeniden istiyorum ya. Ne gelirse şansımıza. Hiç uğraşmayalım şimdi. Ayrıştır mayrıştır. Tarih öncesi Renekton. Tak tak tak. Siz de gidin bakalım. Ne veriyorsun bize? Turu demeyi çek bu. Gayet güzel. Fena değildi bence açılım olarak. Yine bayağı bir kostüm çıkmış oldu. Son çıkanları göremiyor muyuz? Muhtemelen görünüyordur ama burada yeni olarak göstermesi lazım. Neden göstermedi bilmiyorum. Neyse. Ben zaten içerik olsun diye yapıyorum bu kutu açılımlarını. Açmayı düşünen, merak eden insanlar varsa hani nasıl şeyler çıkıyor, alınır mı, alınmaz mı? Böyle görmüş olsunlar diye. Dediğim gibi Uğur'la video gelecek. KFC ile Garen Forvin'le video çekeceğiz. Aynı zamanda İsmet'le de sezon 10 öğretici AD Carry rehber serisine başlayacağız. Canlı yayınlarda Challenger Elo'da Solo Q oynuyoruz. Facebook.com/Ankylol kanalımı takibe almayı unutmayın. Canlı yayınlara gelmek istiyorsanız. Orada daha böyle interaktif bir şekilde beraber muhabbet ederek yani yazılan hemen hemen her şeyi okuyup anında cevap vermeye çalışıyorum. Canlı yayın olduğu için daha etkileşim halinde olabiliyoruz oradan. Oradan da sormak istediklerinizi falan yöneltebilirsiniz bana.
Canlı yayınları da tekrar hatırlatayım. Instagram ve Discord üzerinden takip edebilirsiniz. Discord sunucusuna katılarak veya beni Instagram'dan takip ederek. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Dediğim gibi bundan sonra daha düzenli bir şekilde, yani bu biraz açıklama videosu olsun diye öncelikle kutu açılımı olarak video attım. Yoksa bayağıdır oynanış videosu atmıyorum. Oynanış videoları da gelmeye devam edecek. Bahsettim zaten. Bana destek olmak adına, daha böyle motive etmek adına videolara like atarsanız, yorum atarsanız, kanala abone olursanız çok sevinirim. Yarın ki Punky Duosu videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu akşam da muhtemelen canlı yayın olur 10-11 gibi. Ona da gelebilirsiniz. Orada da görüşebiliriz.